told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. Ay, çarşambanın videosuna bak. Lepistesçiler, aksolotçular, buyursunlar efendim diye böyle konuşuyorum, hiç fikrim yok şu anda. Öncelikle abi, sabırsızlıkla çarşambanın videosunu bekliyoruz yazanlara. Bu tarz yorumlar atanlara çok çok teşekkür ederim. Valla bayağı motive oldum. Ek olarak 8 Haziran'da doğum günü olduğunu yazan Ayver kardeşimin de buradan doğum günü kutluyorum. Kardeşim, yeni yaşında nice güzellikler, nice yenilikler ve sürprizler senin olsun. Gözlerinden öperim. Hadi bak. Evet, programımız neden böyle başladı, neden böyle devam ediyor, hiçbir fikrim yok şu anda. Gelişine bir video çekiyorum. Şimdi ne yapacağız bu videoda, onları söyleyeyim. Bu videoda tersten gideceğiz, tamam mı? Aksolotla başlayacağız. Aksolotlarla alakalı sizlere, hatta aksolotun yanında çamur zıpzıplarıyla alakalı şeyler de anlatacağım. Bu videoda çamur zıpzıplarını çok minik bir göreceğiz. Normalde cumartesi günü görüyoruz onları, biliyorsunuz. Aksolot almak isteyenler varsa aranızda sizlere mis gibi kıyaklarım olacak. Bekle, bak şimdi. Çamur zıpzıp için de aynı şeyler geçerli. Hatta dünyaca ünlü lepises ırklarının peşindeyim. Bakalım bir aracı bir şeyler olacak. Bir yurt dışından özel tür lepises getirtme olayları olabilir de olmayabilir de, ama şu an olabilitesi bayağı yüksek. Onların da peşindeyim. Onlarla güncellemeler ana. Neyse, onlara geliriz şimdi. Gideceğiz aksolotun başına. Özellikle bildiğiniz gibi kiminizin okulu yaz tatiline giriyor. Kiminiz aksolot almak istiyorsunuz. Aksolot sahiplenmek istiyorsunuz. Sizlere o güzel haberleri vereceğim. O zaman hiç bekletmeyeyim sizleri. Aksolotun başına gidelim. Sonrasında ben şu size kıyaklarından bahsedeyim. Gelişine vuralım. Hadi bakalım. Şimdi ben hep sakin sakin konuşup anlatıyordum ya, diyecekler oğlum bunun kafası mı güzel diye böyle konuşuyor diye. Valla bu aralar bilmiyorum. Elektrik gidiyor, bir şeyler oluyor, bir olumsuzluklar peşimi bırakmadı yine. Artık işte gülüyoruz, yapacak bir şey yok. Şimdi ben buna burada kan kurdu şey yaptım, çözdüm, tamam mı? Bu normalde buzlukta. Onu size verirken şunu anlatayım. Aksolotları ilk defa almak isteyen, sahiplenmek isteyenlere bakımı nasıl? Bakımı basit. Bakımında tek zorluk yaşayacağınız şey suyunu soğutmak. Onu da yazları ufak bir akvaryuma ya da suyunu azalttığınız bir akvaryuma alarak üstüne bir fan koyarak ya da buzlukta devir daimli olarak, yani nöbetleşe değiştirebileceğiniz bir stok buz ayarlarsanız olay çözülüyor. Bu kadar basit. Aman aman diyecek bir durum yok aslında. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu kan kurtlarını sürekli vermek zorunda değilsiniz. Bu bir. İkincisi, balık yemi de yiyor. Bu ciklettir, Japon balığıdır yemleri var ya, onları da yiyor. Hatta bana ilk geldiğinde yanında balık yemi göndermişlerdi. Ben şu yemi alana kadar balık yemiyle beslemiştim. Sonrasında kan kurdumuz geldi. Kan kurdu da o kadar, yani ben bu kan kurtlarını aldığım videom var, kanaldan bakabilirsiniz. Aylar oldu. Kışın içinde, kışa girerken mi ne gelmişti? Hala daha bir şeyini bile bitiremedim. Yani şöyle bir kutusunu bile bitiremedim. Ana da böyle bir aksolot tablet yem de verebilirsiniz. Artık işte size kalmış. Bakımı çok basit. Öyle zor, korkulacak bir şey yok. Kendini kurtarmış. 5-6 santimin altında aksolot yavrusu almıyorsunuz. Geriye de bir şey kalmıyor. Tamam. Valla bu videoda çok uzun uzun konuşacağım. Haberiniz olsun. Öyle yok, sıkıldım. Yok, başım ağrıdı. Ya öyle bir şey yok. Evet, şimdi gelelim şu vereceğim habere. Şu andan itibaren benim kanalın izleyicilerine özel indirim var. Trend Pet Shop'ta kendilerini kurtarmış, sağlıklı, canlı garantili şekilde aksolot sahibi olabilirsiniz. Önce Instagram'dan bana yazın. Ben sizin isimlerinizi alıp Trend Pet Shop'a vereceğim ve kendisi de size ekstra indirim yapacak. Yani bu öyle farazi gidin de işte Trend Pet Shop'tan alın diye değil. Gerçekten indirimli bir şekilde alacaksınız. Bana Instagram'dan yazdığınızda ben Trend Pet Shop'a isminizi vereceğim ve gerçekten indirim uygulanacak. Hatta sadece aksolotla değil, aynı zamanda çamur zıpzıplarıyla da alakalı indirimler var. Ben kendilerinden rica ettim. Yeniden çamur zıpzıpları getirdiler ve dedim abi, benim kanaldan madem gelecekler, madem ben yayınlıyorum, bir indirim yap. Instagram'dan bana yazın. Ben isimlerinizi Trend Pet Shop'a vereceğim. Şöyle bir tutam alalım. Zaten yerden yiyecek o büyük ihtimalle. Şimdi ben bu videodan sonra aksolotun akvaryumunu komple temizlik yapacağım ve değiştireceğim şeyler olacak. O yüzden bol bol rahat rahat vereyim. Salyangozlar da yesin. Bak bak bak. Dur. Vay koçum benim be. Duruşa bak, duruşa. Efsane efsane. Dur dur bekle. Geliyor, hazır mısın? Oy oy oy. Vay koçum benim be. Yine gözümün önündesin kral, mafyasın be. Bir şeyde saklıyorsak sebebi var oğlum. Sebebi var. Gel gel gel. Çek. Çek. Vay babam be. Güzel. Aksolotla durumlar böyle, gördüğünüz gibi dostlar. Bu kadar basit. Yani aksolottan korkmayın. Normalde sizi cumartesi gösteriyordum da.
Bunlara şimdi değişiklikler yapacağım. O yüzden dağınık içi. Bunların bakım videosu gelecek sizlere. Ya aldığınızda da benim kanaldan işte şey yaparsınız ya, bakarsınız işte. Ha bir de aldıktan sonra bana videolarınızı, fotoğraflarınızı atarsanız ben bu kanalda yayınlarım. Hani sizden gelenler kısmı diye. Canlarınıza isimlerinizi koyun. Bakım şartlarını bana video çekin. Anlatın. Bana gönderin. Ben buradan yayınlarım. Oğlum her türlü gıyak oluyor size işte lan. Valla daha ne olsun. Elinize alabilirsiniz, sevebilirsiniz. Ne zararı var, ne bir ısırması var. Hop zaten ısıracak diş yok. Balık. Daha önceki videoda da söyledim. Bildiğiniz Japon balığı neyse. Japon balığı size ne kadar zarar verebilirse bunlar da o kadar. Yani hiçbir zararları yok. Bakım şartları da kolay. Öyle akvaryum ağzına kadar doldurup öyle bir şey de istemiyorlar. Sığ su. Zeminde kum da olabilir. Cam da olabilir. Suyun dışına çıkıp böyle güneşlenebilecekleri, suyun dışında kalabilecekleri bir alan olması yeterli. Basit bir kurulumda yapabilirsiniz. Coşturup mükemmel bir teraryum da yapabilirsiniz. Yani evinizde balık harici teraryum, hani diyorsunuz ya abi teraryumum olsa da, teraryumda beslenecek canlım olsa diye. Aa de size efsane bir canlı. Şunun dünya üzerinde kaç kişi besliyor? Dünya üzerinde nerelerde var mesela düşündüğünüzde? Balık yemi yiyen, kan kurdu yiyen, un kurdu yiyen, ne bileyim aksolot yemi yiyen bir canlı. Normal balık yemini de yiyorlar. Hangisini verirseniz onu yiyorlar. Öyle bir seçimleri yok. Her şeyi yiyorlar valla, hiç ayırt etmiyorlar. Haberiniz olsun. Bakımı da basit. Tamamdır. Instagram'dan aksolot ve hamur zıpzıplar için bana yazmayı, almak isteyenler için söylüyorum. Yazmayı unutmayın. Hadi o zaman artık şöyle bir seslere bir geçelim. Şuraya ben bir oturayım. Rahat rahat anlatayım sizlere. Hatta dur ne yapalım biliyor musunuz? Şu Artemia denedim demiştim ya. O video buraya bir girsin. O videoda Artemia'ları nasıl yiyorlar? O bu arada Artemia mükemmelmiş. Bak videoda çok kez söyledim. Oraları kırpacağım. Kulağınızı tırmalamasın diye. Baştan söyleyeyim, ona göre izleyin. Artemia'yı çay kaşığının ucu zerre kadar ucuyla, yani çay kaşığının sadece dokundurdum ya. O koyduğum çay kaşığının ucu kadar Artemia'dan ne kadar Artemia çıkmış. Birazdan göreceksiniz. Çıkım oranıyla bilmem nesiyle mükemmel bir Artemia'ymış. Mıknatısla da nasıl toplanıyor. İşkence, o korktuğumuz şeyler ne kadar kolaymış. O video araya bir girsin. Sonrasında burada tekrardan buluşalım. Şimdi geçen hafta çarşamba günü İzlemiştik. İzlemiştik de lan. Geçen hafta çarşamba günü hatırlıyorsanız bakım yapmıştık ve en son Artemia düzeneği kurmuştuk. Öyle bırakmıştık. Hemen 24 saat sonrasındayım. 24 saatten de fazla oldu ama bir gün sonrasındayım şimdi, tamam mı? Şurada neodyum mıknatısımız var, tamam mı? Bu Artemia'yı ben ilk defa deniyorum. Şuradan bir çıkartayım hemen. Şu gördüğünüz mıknatıs var ya, öyle güçlü ki bak. Bak şimdi. Seti oynatıyor bak. Bak gördün mü, set oynuyor şu anda. Bak rol falan yapmıyorum cidden. Ben niye bunu anlatıyorum ki size ya? Ben oğlum ben var ya, çok mu sıkıldım? Ne oldu? Ben anlamadım. Konulardan hep kopuyorum. Ama ilginç bir şey, o yüzden gösteriyorum. Şimdi gelelim şu Artemia'nın sırrına. Ne diyorsun lan? Bak beni gördü ya, bana doğru geliyor şimdi. Alıştık. Birbirimize alıştık ha valla. Bak bu mıknatısı normalde içine atıyormuşsunuz. Öyle de oluyor. Bak. İşte Artemia'yı çıkarırken başımızın belası, balıklara Artemia veremeyişimizin birçok sebebi, aha şu kabuklar. Bu kadar basit. Oğlum inanılmaz rahat lan. Öyle böyle değil ha, çok da eğlenceli. Ben hemen şunu bir yıkayayım geleyim. Bak hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Vay süzmeymiş, tabi süzeceğim, tuzundan ayıracağım bunları da. Bak hop. Görüyorsunuz. Vay şel almış, bel almış, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Direkt içine bırakacağım. Şöyle. Çünkü öyle daha etkili oluyor. Allah birden elimden kaydı. Burada mıknatıs bütün o kabukları topluyor üzerine şu anda. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Yani Lepisesleri daha canlı, daha renkli, daha çabuk geliştirdiğiniz, daha fazla ürettiğiniz, bu tarz soruları çok soruyorsunuz ya bana. Bu tarz soruların cevabını verdiğim bir video olsun. Hemen alalım şuradaki teaserlardan bir tanesiyle. Buna yapışmıyor bu arada. Bu neden çelik olduğu için midir nedir bilmiyorum ama. Elimde hemen tutmam lazım da o yüzden. Kamera cici oldu ama. Yani çekemedim. Güzel yakalamış bütün kabukları. İçinden bayağı aldım bu arada. Ezan okunuyordu o yüzden çok ses geldiği için çekemedim ama. İçinde sıfır kabuk. O zaman ben bunu bir götüreyim lavaboda. Şuna güzelce bir süzeyim. Ayrı bir kabada koyayım. Geleyim size onları bir göstereyim. Hadi bakalım. Şöyle bir plastik kaba süzdüm. Bak çay kaşığının ucu gördün mü? Çıkım oranına bak. Dipte yüzenler, o birikenler ayrı. Şu an suyun yüzeyindekileri bilmiyorum görebiliyor musunuz? Güzelce süzgeci de süzdüm ama illa süzgeçte de kalanlar oluyor. Bayram edecekler bayram. Uf renklere bak. Maşallah. Şimdi bu renklere bir de Artemia verdikten sonraki günlerde bakın. Uçuracağım bu var ya, bu ivorileri uçuracağım. Maşallah lan ne kadar güzel görünüyorsunuz.
Oy oy oy. Balıkların hareketlerini takip edin, tamam mı? Böyle bak, nasıl keyif alıp nasıl sevindiklerini görebiliyor musunuz? Normal bir yeme verilen tepki değil bu çünkü. Spalar var ya, 10 numara balıklar, yemin ediyorum. Bambaşkalar ya bu ivorlar. Benim başıma gelen en güzel şeylerden bir tanesi bu kanalda. Şimdi bunu süzdük güzelce. Daha içinde vardı. Onu ben hallederim. Şimdi videoda sizleri bekletmek istemiyorum. Bir güzel şunları da verelim. Koyilerle beraber. Enjektörle verelim. Enjektör de elimde var mıydı lan benim? Ufaklardan vardı herhalde. Ben bunları bir halledeyim bir dakika. Şöyle bir enjektör varmış. Ufak, bana bir tane büyük bir enjektör lazım. Onu ayarlarım. Şöyle yapalım. Bak. Daha hiç basmadım bile. Yani şu olduğu gibi duruyor. Kendiliğinden akıyor şu an suyun içine. Vay vay vay. Hadi basıyorum. Oğlum var ya, üf, ivoriler burada coşar coşar, ben size söyleyeyim var ya, gelecekte burada neler olacağını düşünemiyorum. Bak bu uyanık da yere gidenleri topluyor. Kuyruklarını nasıl açmaya başladılar görüyor musunuz? Önceki videolarda söylemiştim. Bunlar kuyruk açacak diye. Daha da açacaklar. Bunlar Halfmoon kuyruklar. Görüyor musunuz kuyrukları? Daha kuyruklarını böyle taşıyamayacak hale geliyor kuyruklar. O kadar güzel oluyor bunların. Bayram ettiler bayram. Görüyor. Yani hareketlerden belli her şey. Yavrular bile şu an çıldırıyor. Yavrular bile geldi. Ne oluyor burada dediler. Sizler yavru yemediğiniz için sizlere ödül. Ben şimdi bunları var ya bol bol Artemia veririm. Bir de koyilere verelim. Şimdi bugün gün ışığını buraya aldım. Sizlere Artemia ve özellikle bunların renklerini göstermek için ışığın yerini değiştirdim. Görüyor musunuz? Deli gibi arıyorlar şu anda hala. Güzel. Bakalım bunlar ne tepki verecekler. Gelin bakalım. Evet, koyilerde gördüğünüz gibi çıldırıyorlar şu anda proteinden. Valla o kadar güzel bir görüntü oluyor ki şu anda. Yiyin oğlum yiyin, hepiniz hak ettiniz bunları. Yiyin ama birazcık da çabuk çoğalın. Hem yavru veriniz bana, böyle minik minik yavrularınızın olmasını istiyorum sizlerin. Biraz daha çoğalmanız lazım, bu akvaryumu sarmanız lazım. Bu manyaklar hala arayıştalar. Tamamdır. Böyle bir göstereyim dedim sizlere. Hala bir sürü Artemia'mız var. Ya ben var ya daha az yapmam lazım. Bunlar çok fazla gidecek. Neyse, ilk postadan böyle bir ne olduklarını bir şaşırsınlar. Bol bol yesinler. Bunlar bir Artemia yiyor. Bak şimdi. Salyangozlar değilsin diye Artemia bırakmıştım buraya. Alttan alttan çekiyorlar şu an. Güzel. Bunlar Artemia da yiyorsa bunları bayağı kilo aldırabiliriz. Şimdi balıkları, lepistesleri hızlı doğurtmak diye tabir yok ama doğumlarını daha da arttırmak için, yavru verimliliğini arttırmak için, daha çabuk boylandırmak için, daha çabuk renklendirmek için, ki boylandırma ya da renklendirme aynı şeyler değiller. Yani boylanan bir balık soluk renkte de olabilir. Bu balığın bakım şartları ve ne yediğiyle alakalıdır, bunu unutmayın. Hepsi için tabii ki Artemia olmazsa olmaz değil ama Artemia olursa kaçınılmaz son. Yani Artemia verdiğiniz balıktan korkmayın. Onu baştan söyleyeyim. Artemia vermek işkenceli bir şey değil normalde. Yani mıknatıslı Artemia vermek zorunda değilsiniz. Ben bu zamana kadar dediğim gibi hiç mıknatıslı Artemia mı gördüm? Yok. Videolarda baktım, böyle İrfan abi bir videosunu çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir onu da gördüm. Başka da hiç görmedim. Yapan da vardır illa ki, hakkında yemeyin. Normal Artemia mix'i alıyordum ben, Artemia veriyordum. Kurtulmuş Artemia da çok kullandım mesela. Tabii canlısı kadar etkisi olmaz. Canlısı %100 ise
kurutulmuş Artemia'daki vereceğiniz oranda, bak farazi konuşuyorum, sallıyorum şu anda, %20'dir mesela. Onun haricinde bak mesela ben Lepsesleri Malav İzmir'den hatırlıyorsanız benim eski videolarda, çok da eski değil ama birkaç video öncesine döndüğünüz zaman odanın eski halindeki videolarda hulyenleri almıştım. Burada Dajana'nın yemi var. Sera'nın ve yanlış hatırlamıyorsam Tetra'nın falan bayağı karışım yemler var bunun içerisinde. Bayağı mix yaptım. Tetra Pro Algae de var bunun içerisinde. İsterseniz böyle mix de yapabilirsiniz pulyemden ama dediğim gibi abi öyle bir hızla boylansınlar ki yavrular o kadar böyle bir boylansın ki hemen bir ayda böyle çatır çatır boylanmaya başlasın diyorsanız Artemia şart. Artemia'yı bildiğimiz kola şişesinde de yapabilirsiniz. Pet şişelerde de yapabilirsiniz. Şeyde de yapabilirsiniz. Dondurma kaplarında süngerle işte sünger kullanarak da çıkartabilirsiniz. O size kalmış. Onun her yöntemini kanalımda videosunu çektim. Kanalımda yayınladım. Ben birden böyle makineye ona buna kavuşmadım. Hatta güzel de bağladım şu an hikayeyi. Ben yorumlarınızı önemsiyorum. Bu kanalın altına gelen yorumları gerçekten önemsiyorum. Bir kardeşim iyi bir eleştirdi. Beni iyi bir gömdü. Vallahi iyi bir gömdü. Ama gömmesinin sebebini biliyorum. Sağ olsun, hani buradan da kendine selam olsun. Demiş ki sürekli yapacağım, olacak, edeceğiz falan diyorsun ama ya bunu söyleme ya da yap. Şimdi haklı bir isyan bu. Ve düşündüğü için, yani bu kanalı düşündüğü için bir şey bekliyor. Yani gelip burada bir şey izlemek istiyor artık. Haklı ama şimdi bilmiyorum beni ne kadardır takip ediyor ama o da bana şu konuda hak versin. Bu kanala nasıl başladığımızı şimdi ben size bir göstereyim. Kısaca bir özetleyeyim. Kanalımda şöyle bir video var mesela. Türkiye'nin en güzel lepsisi mi? Başlık öyle bir şey. Şu an ekrana parmağımın ucuna koydum. Bu videoda bu kanala nasıl başladım? Nasıl karar verdim? Ne oldu, ne bitti? Her şeyi anlatıyorum. Tamam, detaylı bir şekilde. Bu video bu arada kanalımızın birinci yıl videosu. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Böyle çizim mizim yaparak anlatmıştım. Güzel de bir duygusal da bir video. Tabii ben şimdi izlerken böyle cringe oluyorum ama işte güzel de bir videoydu. Burada da özetleyeyim durumu size. Ben Anıtkabir askeriydim. Anıtkabir'de askerlik yaptım. Müze kısmında özellikle. Onun öncesinde de Kütahya'da askerlik yaptım. Yani acemi bildiğim Kütahya'daydı benim. Şu an Kütahya'dan izleyenler var mı bilmiyorum ama Kütahya'da Kasım ayı, işte Aralık ayları falan çok fena soğuk olur. Anıtkabir'de de ben oradan aldığım soğukla, çocukluğumdan beri zaten kronik rahatsızlıklarım oluyordu benim. Anıtkabir'de de çok zorlandım. Çok zor dönemler geçirdim ben askerlik süreci boyunda. Ben takdir belgeli bir askerdim. Takdir belgesi aldım. Takdir belgesi ve törenle uğurlandım. Anıtkabir benim için ödüldü zaten. Yani takdir belgesi almış ve seçilmiş kişiler Anıtkabir'de askerlik yapabiliyordu. Ben Anıtkabir'in müze kısmındaydım. Takım elbiseyle askerlik yapıp Atatürk'ün eşyalarını, Atatürk'ün balmum heykelini, oradaki işte savaş sahnelerinin canlandırma kısımlarını rehber olarak gelen konuklara, orayı Anıtkabir'i ziyaret eden sizlere anlatıyordum. Her neyse ki ben oradayken defalarca cumhurbaşkanı geldi, siyasi liderler geldi. İşte dünya ülkelerinden, dünya ülkelerinin cumhurbaşkanları bilmem cardıcı o kadar çok böyle her yerden gelen oluyordu. Zaten sabah 6.30-7 gibi Japonlar, Koreliler, dünya milletlerinden insanlar direkt orada, yani dibinizde bitiyordu. Çok komik anılarım da var, bir ara anlatırım belki, bilmiyorum da. Yine konu dağılacak, o yüzden hemen toparlayayım. Ben askerdeyken döndüğümde mutlaka ben akvaryum kuracağım ve bir YouTube kanalı açacağım diyordum. Öncesinde ben papağanlar üretiyordum, kuşlar üretiyordum. Kendime ait bir YouTube kanalım vardı. Habertürk televizyon kanalına satmıştım öyle bir YouTube kanalımı askere gitmeden önce. O YouTube kanalımda da kendim işte videolar çekiyordum. Bilmiyorum izliyor musunuz ama Pinch programı, Babala TV falan kanalının sahibi Oğuzhan Uğur'la falan birçok isimle videolar yapmıştım ben o kanalda. Her neyse bu kanal öyle kuruldu. Askerden geldim, hatta bak askeriyeden çıktım. Elimde valizimle öncesinden yurt dışından bu ivorileri getiren kişiyle konuşup anlaşmıştım. Bana Türkiye'de olmayan bir tür getireceklerdi. Biz öyle anlaştık. Balığın ne ismini, ne cismini, ne görüntüsünü hiçbir şey bilmiyorum. Bizim bu ivorilerin bilmiyorum, tamam mı? Bak geliş öyküsünü anlatıyorum şu an size. Bu ivoriler bana öyle geldi. Askeriyeden çıktım, valizimi aldığım gibi Kızılay'a gittim. Kızılay'dan balıkları aldım. Bak paketlenmiş, daha hala görmüyorum. Sadece anlaşıldık, parasını ödedim. Askeriyeden son paramı da bunlara verdim. Askeriyeden çıktığım gibi eve geldim. Eve geldiğimde da şimdi koyacağım. İşte kanalımın ilk videosunu çektim. Merhaba, yeni bir üretime başlıyoruz. Şu anda elimizde mevcut özel tür lepistesler var. Ekseriyetle lepistes üretimine devam edeceğim bir süre. Elimde Moscow Blue, HB Black White ve Mosaic Blue balık türleri var. Erkeklerini bir tarafa, dişlerini bir tarafa ayırdım. Şimdilik böyle bir idareten kullanacağız. Cam ve porselen kaplara koyacağım. Bu videoyu bir nevi de hatıra olarak çekiyorum. İleride bunların yavruları, üremelerimiz olduğu zaman, akvaryumlarımız kısmet olursa inşallah balıklarla dolduğu zaman bu videoyu açar. İlk nereden başladık, nasıl oldu bunu görmüş olur. Güzel bir hatıra bırakmış oluruz diye kanala şu an böyle bir video atmak istedim.
Ağlab'ı gördüğünüz kanalımın ilk videosuydu. O zaman birkaç tür daha yanına ekletmiştim. İşte Full Red'dir bilmem ne. Hatta orada diyorum ya Blue Mosaic diye. Blue Mosaic dediğim balığın türünü bilmiyorum. O kadar yabancıyım yani. O bizim Ivory'ydi. Ivory çifti. Zaten diğerleri sonrasında ölmüştü. Akvaryumum yoktu lan akvaryumum. Bak kavanozlarda tabaklar, porselen tabaklarda tutuyordum ben bunları. Sonrasında videolar atmaya başladığımda bak ne bu kanal, ne bu kanalın bu hale gelmesi, ne buralara gelme hiçbir şey yok kafamda. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece ben sevdiğim şeyleri yapıp biraz kafayı toparlayacağım diye başladım bu kanalda video atmaya. Şeymiş gibi konuştum. Çok büyük bir kanalmış gibi konuştum ama o zamanlar 3 ay, 4 ay, 5 ay benim izlenmelerim 20-20 gidiyordu böyle 20-30. 100 izlenme olduğunda ben böyle havalara uçtuğumu biliyorum ya. Hiç kimse yoktu yani. Derken ben böyle kavanozlarla video atmaya başlayınca bana bir akvaryum geldi. 1 metre boyutunda. Altı her tarafı paramparça tamir görmesi gereken bir akvaryum geldi. İşte bu gördüğünüz akvaryum 5 bölmeli akvaryum. Ben bu akvaryumu aldım, bölmeler yaptım ve bizim meşhur 5 bölmeli akvaryum serüvenimiz ve kanalın serüveni hikayesi böyle başladı. Sonrasında bende sadece ivoriler kaldı, diğerleri öldü. Kız arkadaşıma verdiğim balıklarım da oldu. Ben bu ivorileri bir erkek bir dişi balıktan bir ürettim. Aman nasıl bir üretim. Gidin eski videolarıma bakın. 1000'in üzerinde balığım oldu. Bak bir dişi bir erkek balıktan 1000'in üzerinde balığım oldu. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderdiğim insanlar oldu. Ve düşünün ki bunlar bile onun torunun torunu şu bendeki balıklar. Bak onlardan çapraz ama yapa böyle sağlıklı şekilde formunu bozmadan bugünümüze taşıdığımız balıklar. 2 yıllık süre içerisindeki hatta 3. yılına girecek Ocak ayında işte bu kanal. Olaylar böyle. Yani bu kanalda bir şeyler yapıyorum yapacağım dememin ve biraz gecikmesinin sebebi tabii ki hem maddi hem manevi bazı olumsuzluklar oluyor, imkansızlıklar oluyor, ters giden şeyler oluyor ama olay bundan ibaret. Dur şu lambaları kapattım. Şuraya oturayım da biraz sizle şöyle bir balıklar hakkında bir konuşalım. Pisteslerin bakımıyla alakalı gelenler var aranızda. Ben hep ne anlattım? Dedim ki arkadaşlar önemli olan suyu beslemek. Ben suyu beslediğim için balıklar ilerliyor falan demiştim ya sizlere. Anlatmıştım artık. Bunların haricinde dediğim gibi dip çekimi, su değişimi. Başka ne vardı? Başka da bir şey yok işte ısı. Buna dikkat ettiğiniz zaman, suyu beslediğiniz zaman geriye zaten bir şey kalmıyor. Bakın sürekli pisteslerle alakalı video bekleyenler işte bakım videosu bekleyenler var ya. Oğlum zaten basit lan basit. Bu kadar işte. Bunu yaptığınız zaman geriye sadece ne kalıyor biliyor musun? Kaliteli yem vermek. Granül yem vermek yani pul yem vermek ya da canlı yem vermek. Bunun tercihi sana bağlı. Sürekli üresin. Çabuk boylansın. Şöyle olsun böyle olsun diyorsan canlı yem vereceksin. Onun haricinde yerini tutmasa da şöyle bir yöntem var. Yumurta sarısı. Bakın benim kanalda aslında var ya ben size bugün kanalımdaki o bilgileri, videoları böyle kolajlasam böyle arkama yaslanıp sadece onu yayına versem de yeter de. Yumurta sarısının videosunu da çektim sizlere. Yumurta sarısı protein içeren bir besindir. Tabii ki Artemia'nın yerini canlının yerine tutmaz ama hani muadili olarak verebileceğiniz besinlerden bir tanesi. Ancak ben şimdi size çıkıp dersem ki oğlum verin lan yumurta sarısını dersem şimdi bunu bilinçli bir şekilde veren var. Bodoslama caps diye içine atan var. Yeteri kadar veren var. Çok özür dilerim bokunu çıkartan var. Verip temizlemeyen var. Bu yüzden bu ağır sorumluluk. Yani gerçekten burada bir şey söylerken geri dönüşleri bana lan ver dedim bak balıklarımı öldürdün senin yüzünden böyle oldu gibi mesajlar alabilme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden ben burada bir şey anlatırken bir şey konuşurken cümlelerimi seçerek konuşmak zorundayım. Ciddi söylüyorum. Ne bileyim ben kendime böyle bir sorumluluk yüklüyorum en azından. Ki konu canlı konusu olunca haliyle öyle oluyor. Şunu da yapmak istemiyorum. Benim kanalda şöyle bir video var onu izleyin demek de istemiyorum. Kimse bunu yapmak zorunda değil. Kimse bu videodan çıkıp da bir şeye tıklamak zorunda değil. Kimse de yorulsun da istemiyorum ama. Şunu özetleyeyim yine de. Detaylı şekilde videodan izleyin diyormuşum değil mi? Yine de özetleyeyim. Yumurta sarısı suda çabuk dağılır. Ve suyu çabuk kirletir. Eğer dip çekimi yapacaksanız yumurta sarısını verdikten sonra yarım saat ya da bir saat sonra mutlaka dip çekimi yapın. Dip çekim yapmazsanız suyunuzda kalır ve zeminde böyle mantarlaşmayı görürsünüz. Riskli durumlar bunlar. Canlı Artemia'ya vermek yerine bunu verin dediğim zaman böyle olaylar yaşanacak. Bu yüzden de ben korkuyorum bunları söylemeye. Yoksa öyle yöntemler var ki neler neler var ama şimdi beni 7 yaşındaki kardeşim de izliyor. 20 yaşındaki genç bireyler de izliyor. 30-45 arası insanlar da izliyor. Tek bir doneden gidemem. Neyse bayağı uzattım. Yumurta sarısıyla protein verebilirsiniz balıklarınıza ama çok fazla verip de protein ağırlıklı besleyip balıklarda iç parazite sebep olmayın. Düzenli şekilde gidin. Normal pul yeminizi de verin. Yanında yumurta sarısını da verin. Şimdi bakımla alakalı başka ne olabilir diyorum ya. Basit oğlum başka bir şey kalmadı geriye bak. Gerçekten bütün konular tükendi. Yani suyu düzenli şekilde dip çekimi, su değişimi yaptığınız zaman zaten balıklar hızlı boylanırlar. Bu işin birinci kuralı. İkincisi yem. Yem de ya Artemia'ya vereceğim ya da muadil proteinleri vereceğim.
Tamam. Yani biraz geçmişe gittik bu videoda. Böyle normalde full bakım videosu anlatacağım diye girecektim. Son dakikada şekillendi. Özellikle bir kardeşimin yorumundan dolayı biraz da şekillendi. Güzel de oldu. Biraz içimi döktüm. Uzun video oldu. Bakalım editte nereye keseceğim, nereye kırpacağım bilmiyorum. Bunu daha önce söylemiş miydim onu da bilmiyorum. Uykusuzum. Sabaha kadar edit yapacağım. Videolar gerçekten kolay çıkmıyor. Sabaha kadar uğraşıyorum. Videoyu yapıyorum ama gözlerim böyle birbirine takılı kalıyor. Kanalımızda bildiğiniz gibi katıl üyeliği, katıl aboneliği açıktır. Kanalımıza katıldan destek verebilirsiniz dilerseniz. Şu anda Instagram'da görebilirsiniz. Story attım. Mahallede besleme yaptığım kedilerden şöyle kısa bir story atmıştım. Telefonun kamerası her ne kadar iyi çekmese de dışarı çıktığım anda bütün kediler etrafımda toplanıyor. Bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Belki barınağa gideriz, orada bakarız, durumları kontrol ederiz. Bu gurur sizin. Bu olay tamamen size ait. Ben burada yokum. Ben sadece sizlerin vasıtasıyla vesile oluyorum. Haberiniz olsun. Katıl kısmından girdiğinizde zaten görürsünüz. Hem canlılara yardım kısmı var. Kedi köpek maması başlığı adı altında. Hayat kurtaran melekler başlığı adı altında. Bir de kanalımın daha önceki videoda da söylemiştim. Ekipman ihtiyacı oluyor işte canlı yanara başlamak için vesaire. Dilerseniz oradan da destek olabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama en büyük desteğiniz burada olmak. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Kanalımıza katıl ile destekte bulunan Burcu Özilhan, Baran Al, Resim Kanalı 16, Sinan Kaplan, Wolf Akvaryum Bitkileri ve yenice aramıza katılan ismi Sude olan, hatta The Last of Us'tan Ellie'nin profil fotoğrafını koymuş kendisi de. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tüm katkılarınızdan ve desteklerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim hepinize. Tamamdır. Oyun kanalım var. Twitch hesabım var. Twitch kanalımız var. Canlı yayınlara başlayacağımız. Discord odamız var. Gelebilirsiniz. Instagram hesabımız var. Hepsinin yorumlara sabitledim şu anda. Dilerseniz oradan direkt tıkladığınız anda ulaşabilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım. Aksol ve çamur zıpsıvı ya da balık türlerinden almak isterseniz bana mutlaka özelden haber verin. İsimlerinizi alıp ben tek tek bizzat kendim ilgileneceğim. Trend Pet Shop da verdiği sözü tutacak ve sizlere benim verdiğim isimleri benden gidenlere ekstra indirim uygulayacak. Sonrasında hep beraber sevineceğiz. Tamamdır. O zaman ben gidiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız vallahi çok memnun olurum. Cumartesi günü sürüngenlerin olduğu videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Babamı sandın, para verip aldım. Diridine diridine. Suyuna da bandım.